Bu videoda birkaç tane daha köklü ifadeleri sadeleştirme örneği yapacağım. Bu örnekler farklı köklü ifadeleri toplamayı ve çıkarmayı içerecek. Bu tür işlemleri daha önce görmediyseniz şimdi öğrenmenizde fayda var. Şimdi örneklerimize geçelim. Diyelim ki elimde 3 çarpı karekök 8 var. Eksi 6 çarpı 32'nin karekökü. Bunu sadeleştirmek için ne yapabiliriz? Buradaki 8'i 2 çarpı 4 şeklinde yazabiliriz. Buradaki 4 bir tam kare. Belki fark etmişsinizdir. Bunu 2 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz. Ancak şu an buna gerek yok. Yani, 3 kök 8 ifadesini 3 çarpı kök 4 çarpı kök 2 şeklinde yazabiliyoruz. Bu kare kök 4 çarpı 2, yani kare kök 8'e eşit. Yani bu terimle bu terim aynı. Şimdi 32'ye bakalım. 32'nin kare almak istiyoruz. 32 eşittir 2 çarpı 16. 16 da bir tam kare. Bu yüzden burada duralım. Bunu fark etmeseydiniz, 4 çarpı 4 şeklinde ayırırdınız. Hatta daha ileri gidip, 2 çarpı 2 diye giden halinde de yazabilirdiniz. Ancak terimin tam kare olduğunu gördüğümüz için duruyoruz. Buradaki ikinci ifadeyi, eksi 6 çarpı kök 16 çarpı kök 2 şeklinde yazabiliriz. Buradaki terim, karekök 16 çarpı 2'ye eşit. Bunları ayırabiliriz. Karekök 16 çarpı 2 eşittir karekök 16 çarpı karekök 2. Bunu üstel sayıların özelliklerinde görmüştük. İlk terim nasıl sadeleşir? Bu 3, buradaki 2. Elimizde 3 çarpı 2 çarpı kök 2 var. Bu da 6 çarpı 2'nin karekökü demek. Bu ifadeyi buradaki ifadeden çıkaracağız. Peki buradaki terimle ne yapacağız? Bu artı 4. 6 çarpı 4 eşittir 24. Yani elimizde 24 çarpı karekök 2 var. İşimiz daha bitmedi. Elimde bir şeyden 6 tane varsa ve 24 tane aynı şeyi ondan çıkarırsam ne kalır? Elimde 6 tane karekök 2 var ve bundan 24 tane karekök 2 çıkaracağım. Bu 6 eksi 24 yani eksi 18 karekök 2 demektir. Umarım bu kafanızı karıştırmamıştır. Hatırlayın, 6x eksi 24x olsaydı, eksi 18x olacaktı. Ya da negatif 18x diyebiliriz. Burada ise x yerine karekök 2 var. 6 tane bir şeyden 24 tane bir şey çıkarınca, eksi 18 tane o şeyden elde ederiz. Şimdi başka bir örnek yapalım. Diyelim ki elimde kök 180 artı 6 çarpı kök 405 var. Bu sadece köklü ifadeleri sadeleştirmek için bir alıştırma. Bunu daha önce yapmıştık. Ama ne kadar fazla yaparsak o kadar iyi. Şimdi buradaki ifadeleri çarpanlarına ayıralım. 180 eşittir 2 çarpı 90. 90 eşittir 2 çarpı 45, o da eşittir 5 çarpı 9. 9'u 3 çarpı 3 şeklinde ayırabiliriz ama tam kare olduğu için olduğu gibi bırakıyoruz. Buradaki ilk terimi karekök 2 çarpı 2 çarpı karekök 5 çarpı karekök 9 olarak yazabiliriz. Biraz hızlı oldu değil mi? Buradaki ilk terimi karekök 2 çarpı 2 çarpı karekök 5 çarpı karekök 9 olarak yazabiliriz. Karekök 9'u başa koyacağım. Kök 2 çarpı 2 çarpı kök 5 çarpı kök 9. Şimdi ikinci terime bakalım. Bunu çarpanlarına ayıralım. Bu 5 çarpı 81. Yine de bölelim. 405 4'te 5 yok. 40'ta 5'e bakalım. 8 kere var. 8 çarpı 5 eşittir 40. Çıkaralım. 0 kaldı. 5'i aşağıya alalım. 5'te 5 bir kere var. Evet. 81 çarpı 5 eşittir 405. 81 ise 9 çarpı 9 demek. Dördüncü dereceden kök almaya çalışıyor olsaydık, biraz daha ayırabilirdik. Ancak bizim durumumuzda sadece kare kök almamız gerekiyor. Elimizde 9 çarpı 9 var. Yani daha fazla ayırmamıza gerek yok. Buradaki ikinci ifade artı 6 çarpı kök 9 çarpı 9 çarpı kök 5'e eşit. Peki bu nedir? Bu 3, bu 2, bu 4'ün kare kökü. Yani 3 kere 2 eşittir 6. Elimizde 6 kök 5 var. Artı, buradaki nedir? Bu, 9 çarpı 9'un kare kökü, yani 81'in kare kökü. Bu da 9'a eşittir. Yani, 6 kere 9 eşittir 54. Elimizde 54 kök 5 var. Geriye ne kaldı? Elimizde bir şeyden 6 tane artı aynı şeyden 54 tane var. Bu da o şeyden 60 tane olması demektir. Hadi bir örnek daha yapalım. Bu sefer biraz soyut büyüklükler kullanacağız. Değişkenlerle işlem yapacağız. Burada göstermek istediğim şey, değişkenlerin işlemde bir şeyi değiştirmediği. Diyelim ki elimde karekök 48a var. Bunu 27a'nın kareköküyle toplayacağım. Şimdi her zaman yaptığımız gibi 48'i çarpanlarına ayıralım. A'yı şimdilik bir kenara bırakıyoruz. 48 eşittir 2 çarpı 24. O da eşittir 2 çarpı 12. Buradaki 12 de 3 çarpı 4 şeklinde ayrılır. Yani buradaki ilk ifadeyi şöyle yazabiliriz. Kök 2 çarpı 2 çarpı kök 4 çarpı kök 3. Bunu daha çabuk da yapabilirdik. 48'i 3 çarpı 16 şeklinde ayırınca görüyoruz ki 16 bir tam kare. Ben biraz daha uzun bir yolla yaptım. Yine de iki durumda da aynı cevabı elde ediyoruz. Burada sadece kare karekökü değil, a'nın da karekökü var. A'yı buraya koyacağım. Bunu ayrı bir kök içine koyabilirdim ama ikisi de tam kare olmadığı için tek bir kök işareti altında bırakıyorum. Şimdi 27 eşittir 3 çarpı 9. 9 tam kare olduğu için burada durabiliriz. Bu ikinci terimi karekök 9 çarpı karekök 3a şeklinde yazabiliriz. İki ifadede de aradaki bir adımı atlamış gibi görünebilirim. Bu aradaki adımı yapsaydım, bu ifadeyi önce karekök 9 çarpı 3a şeklinde yazıp sonradan bu adıma geçecektim. Ancak Sanırım 9 çarpı 3a ifadesinin 1 bölü 2 kuvvetinin ya da kökünün kök 9 çarpı kök 3a olduğunu anlayacak kadar alıştırma yaptık. O yüzden iki işlemde de bu adımı atladım. Umarım bu kafanızı çok karıştırmamıştır. Buradaki terim 2 olacak. Buradaki de 2 olacak. Bu da demektir ki 4 çarpı kök 3a. Bu 3. Bu da artı 3 çarpı kök 3a olur. Bir şeyden 4 tane artı 3 tane de o şeyden 7 tane eder. Umarım bu dersi faydalı bulmuşsunuzdur. Görüşmek üzere.